Koronavirüs nedeniyle açıklamamızı maalesef ki bu şartlar altında yapmak zorunda kalıyoruz. Basına ve kamuoyuna. Covid-19 virüsünün tüm dünyayı etkisine aldığı, herkesin kendini korunma ve yaymama amacıyla bireysel koruma alanlarına ve evlerine kapattığı ve azami hijyene dikkat ettiği bu günlerde, dünyada ve ülkemizde maalesef ki yeni pozitif vakalar ve yeni ölümler yaşanmaktadır. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, hastalık çıkan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Böylesine belirsiz ve kaotik bir ortamda, devletin sorumluluğu altında bulunan ve çoklu şekilde kalınan hapishanelerdeki mahpusların ve özellikle hasta mahpusların durumu biz dışarıda bulunanlardan daha vahimdir. Çünkü hapishaneler rutubetli, güneş almayan, havalandırma koşulları çok kısıtlı olan, ayrıca yemeklerin iyi olmadığı, mahpusların yeterince vitamin alamadıkları, vücut dirençlerinin düşük olduğu ve birçok insanın iç içe kaldığı mekanlardır. Sizlere haftalardır hasta mahpusların durumlarından söz ediyor, hasta mahpusların serbest bırakılmaları gerektiğini belirtiyoruz. Uzman hekimler, Covid-19 virüsünün en çabuk etkileyeceği kişilerin kronik hastalığı bulunan kişiler olduğunu, 65 yaş üstü ve üstü kişilerin olduğunu belirtmiş olmasına rağmen mahpuslar halen serbest kalmamışlardır. Tekerlekli sandalyede yaşamak ya da arkadaşların yardımıyla yaşamlarını idame ettirmek zorunda olan hasta mahpuslar acaba bulaşıdan nasıl korunacaklardır? Bireysel korunma alanlarını nasıl koruyacaklar? Karantina odaları oluşturmak için bir koğuşu boşaltıp oradakileri diğer koğuşlara almak bireysel korunma alanlarını yok etmek değil midir? Sürekli hastaneye gitmek zorunda olan kronik rahatsızlıkları bulunan mahpuslar hastaneden her gelişlerinde karantinaya alınmaktadırlar. Bu uygulama diğer mahpusların sağlığı açısından doğru olmasına rağmen mahpus için bir tecride neden olmaktadır. Bu durum bile hasta mahpusların tahliye edilmeleri gerektiğinin en büyük göstergesidir. Ayrıca mahpusu hastaneye götürüp getiren görevliler acaba nasıl korunmaktadırlar? Dünyadaki birçok ülke siyasi mahpuslar da dahil olmak üzere mahpusları serbest bırakırken Türkiye daha önce hazırladığı ama üzerinde anlaşmanın olmadığı bir infaz yasası taslağını tartışmaya açmıştır. Bu yasa taslağında maalesef eşitsizlikler mevcuttur. Adli mahpusların birçoğuna tahliye yolunu açan bu taslakta politik mahpuslar terör kapsamına alınarak yok sayılmışlardır. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında bireye karşı işlenen suçları affetme yetkisinin olmadığını ama devlete karşı işlenen suçların kendi inisiyatiflerinde olduğunu söylemişti. Ne oldu da böyle bir taslak hazırladılar? Anlaşılmamaktadır. Politik tutsaklar, siyasetçiler, gazeteciler, düşünce insanları, muhalif kişiler, sosyal medya paylaşımcıları ve benzeri mahpusları tahliye etmemek, düşmanca yaklaşmak değilse nedir? Diğer nedenlerle hapishanelerde olan mahpuslara Covid-19 bulaşıp onları öldürme tehlikesi olduğu için devlet sorumluluğu veya devletin beceriksizliği nedeniyle tahliye ediyorsunuz da politik mahpusların Covid-19 tehlikesi yaşamayacağını mı öngörüyorsunuz? Acaba onlar efsunlu mu? Devletin aklından geçen nedir? Bu kişiler vatandaş değiller mi? Biz insan hakları savunucuları hasta mahpusların tümünün vakit geçirilmeden serbest bırakılmasını istiyoruz. Konunun yakından takipçisi olacağız. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın, infaz yasasında eşitlik. İzmir İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu.